Ben bir takıma dönmek istiyorum. Şimdi özellikle son günlerde yine medyada yer alan takımla ilgili haberler var. Bunlardan bir tanesi Okan Buruk'a yeni bir sözleşme yapıldı mı? Yeni bu konuda bir anlaşma yaptınız mı? Ücretinde bir değişiklik oldu mu? Diğeri yine oyunculardan Abdülkerim'in sözleşmesinde bir yenilemeden bahsediliyor. Boye ile yeni bir sözleşme yapılması, yine Kerem'in bir kez daha ücretinin arttırılmasına dair. Bu tür görüşmeler şu an sonuçlandı mı? Bu tür görüşmeler var mı? Özellikle Okan Buruk'u merak ediyorum. Muslera'yı da ekleyelim mi Sayın Timur? Muslera'yla da evet, sözleşme yenilenecek, evet, böyle bir düşünce var mı? Sanırım Okan Hoca ile Ankara Gücü maçından sonra geçen sezon opsiyon kullanıldı yanlış hatırlamıyorsam. Evet evet, yani opsiyonun bir süresi vardı. Ama hangi bir artış zaman konusu, evet, diye opsiyon düşünüyorum. Kullanıldı ama sözleşmemiz ve şeyi bir bedeli var ama artışla ilgili son aşamadayız. Hocamızla anlaştık diyelim aşağı yukarı. Artık şey diyeyim, sonlandırma aşamasındayız. O yüzden Okan hocamızla ilgili olan konu... Yine bir yıllık bir şey mi uzatacak mısınız sözleşme? Yeni bir sözleşme. Aynen, bu yıl. Bu yıllık bir şey. Hocamız da orada sağ olsun şey de söyledi. Yani sonuçta seçim var. İşte böyle olması şey de daha uygun diye o şekilde. O da onu o şekilde istedi. Yani bir yıllık olmasını, hı hı, şey yaptı. Abdülkerim, Boye, Kerem. Abdülkerim'le ilgili daha yeni görüşmeye başlayacağız. Böyle ilgili daha yeni şey konusu oldu. Kerem'le ilgili dediğim gibi bir artış yapmıştık zaten. Önümüzdeki vakitlerde hani onunla ilgili de şey yaparız. Çünkü bu şöyle söyleyeyim, yani enflasyondan da çok etkileniyor. Kur artışı var. Bunlar doğru adil bir şekle getirmek gerekiyor ki bu kulüpler için bir yük. Ama sonuçta oyuncular istemeden bunu şey yapmak lazım. Abdülkerim'in de böyle bir talebi yokken biz şey yapıyoruz. Özellikle söylüyorum, yok olmasın, oyuncuların değil. Kerem de bizden böyle bir şey talep etmedi. Yani bunu şey sağlayacağız. Çünkü yani şu da adaletsizlik ve hakkaniyete aykırı bence. Yani ağlamayana ama yok şeyi, usulü. İnsanın ana babasının bile yaptığı şeydir farkında olmadan. Bir çocuğuna daha çok, kimin şeyi varsa ona daha çok var ama öyle yapmamamız lazım. Saşa konusunda biz bir teklifte bulunduk, onlar bir talepte bulundu. O yüzden orada görüşme şeyimiz de devam ediyor. Önümüzdeki haftalarda menajeri tekrar gelecek, tekrar görüşeceğiz. Muslera'da bir düşünceniz var mı? Erken yani hiç mi? Öyle bir konu daha şey gündeme gelmedi. Nando'yla geçen sene konuştuğumuzda onun kendi ülkesinde bir şeyler yapmak gibi, yani futbolu bıraktığı zaman farklı da şey hayalleri var yine futbolla ilgili. Ama biz bir tarafında o hayallerini Galatasaray'da olsun istiyoruz. Öyle konuşmalarımız olmuştu. Artık o sezon içerisinde, sezonun sonlarına doğru şey yapılacak bir konu. Kendisinin de çünkü hayatı önemli. Çocukları orada okuyor. Yani burada yaşıyor, oraya gidiyorlar, belli bir uzunca bir süre çocuklarından ayrı kalıyor gibi şeyleri de var. Oraya şey de ekleyelim mi? Nelson'u da ekleyelim mi? Evet. Çok merak ediyoruz. Evet. Nelson, yani Nelson'un açıklamaları kafaları karıştırdı. Nedir aklınızdaki fiyat? Ayrılacak, evet, mı, kalacak mı? Yani şöyle, önce Nando ile ilgili de bir şey tamamlayayım. Yani onu da söylemek isterim. Hakikaten Galatasaray'ın çok önemli bir değeri, figürü ve bizim için de yani belki bu süreç artık ne olur bilinmez ama yani yıllarca bizde olduğu için çok şey bir süreç diyeyim. Sonunda eğer öyle karar verecekse de kolay bir süreç değil. Nelson'la ilgili şunu söyleyebilirim. Biz konuştuk, belli rakamlarla da anlaştık. Sonradan Nelson, çünkü 2 sene daha sözleşmesi var. Onu şeyde uzatırız. Bu işte tabii ki her futbolcu forma giymek istiyor. Evet. Forma yani aslında yedek kaldığında tepki duyan futbolcu iyi bir şey bence. Yani yedek kalmayı kabullenmemek güzel bir şey. Bizim de yarattığımız şey zaten her pozisyonda rekabet. İkisi de bayağı sert açıklamalar. Evet. Yani orada tabii tam çevirisine de bakmak lazım ama hani bir de biz çok şey bir kültürden geliyoruz. Yani bir şey böyle tak 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 söylemeyen bir kültür. Bizde böyle ey bük, ey bük, ona dokunmasın, buna dokun. O yüzden normal açıklama bize sert de geliyor. Orası da var. Yani
normalde şunu 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 yanlış yaptın denir. Biz de Türkiye'de şey diyoruz. Yani bizim lisanımızın öyle bir güzelliği de var bu arada. Hani kendi politikliğimiz güzel değil ama lisanımız güzel. Hayır bile hayır demek yani. Birisini reddederken aslında hayır diliyorsun. Ama Nelson da sonuçta kariyerinde oynamak istediği için şu anki fikri uzatmamak yönünde. Yani ama zaten 2 senelik sözleşmesi var. O yüzden yani bugün hemen uzatılmak gibi bir şeyin de bir aciliyeti yok. Sasha'da da dediğim gibi yani oradaki rakam beklentisi konusu var. Çünkü Sasha'da bir rakamda anlaşmamız lazım. Evet, performansından dolayı ücretinin iyileştirilmesi lazım. Muazzam bir performans gösteriyor, nazar etmeyelim. Ama neticede Galatasaray için genç yaşta bir değer. Evet. Kariyerine de ileriki dönemlerde yurt dışında sürdürmek istiyor. Öyle bir maaş şeyi olması gerekiyor ki yurt dışına satıldığında Avrupa'nın belli kulüplerinin de ödeyebileceği düzeyde olması lazım. Yoksa satıcına çok büyük engel olacak bir şey. O yüzden orada da o süreçteyiz. Nelson çok iyi teklifler alıyordu. Sizin bir görüşmeniz oldu mu kalması için sezon sonunda daha iyi bir fiyata satılabileceği yönünde ya da gitmek isterse Ocak ayında mesela izin verir misiniz? Nelson bir önceki sene çok ciddi teklifler almıştı. Bu sene de çok ilgi vardı. Biz Nelson'u genelde şey yapmayalım. Yani tutmak istiyoruz. Çünkü şimdi Şampiyonlar Ligi'nde mücadeleci bu bana daha Şampiyonlar Ligi ön elemelerinden önce de yani transfer stratejisi konuşulurken şunu söyledim ben. Yani İki tane ana strateji var. Şampiyonlar Ligi'nde kalabilecek, belki kalamayacak ama kalsa da hedefi çok olmayacak bir takım ama Türkiye Ligi'nde şampiyonluğa oynamayacak bir takım kurmak veya Şampiyonlar Ligi'nde de başarı hedefi, Şampiyonlar Ligi'nde devam edemiyorsa Avrupa Ligi'nde başarı hedefi olan aynı zamanda domestik ligde yani kendi ligimizde de şampiyonluğa aday. Şimdi bu ikisi ayrı süreç. Bundan birisine karar vermeniz lazım. Birisi çok daha garanti yoldur. Az risk alırsınız. Türkiye'de şampiyon oldunuz. Şampiyonlar Ligi'ne kaldınız, kalamadınız. Orada kaldıktan sonra Avrupa Ligi'nde bir şeyler yaptınız. Bu az risklidir. Genelde de bu yol tercih edilir. Çünkü genelde bireyin refleksi kendi bekası için karar vermektir. Veya kendi çıkarları dahilinde karar vermektir. Kendi çıkarları dahilinde aksiyon almaktır. Ama daha demin dediğim gibi kendi şirketinizde böyle şeyler yapabilirsiniz. Bedelini siz ödersiniz. Yani vizyoner bir adım atmayıp cesur bir adım atmazsanız bedelini siz ödersiniz. Geçen sene de biz cesur adımlar attık. Sonuçta yani birçok Fenerbahçeli'den Beşiktaş'tan da duruyorum bunu ve mutlu da oluyorum ki rekabet böyle yapacak. Yarın Fenerbahçe Beşiktaş yapacak biz izleyeceğiz neyse. Ama geçen seneki cesur adımlar bu sene ligin kalitesini nasıl yaptı? Yani, evet. Biz geçtiğimiz sene Haziran'da seçildik. Baş aşağı giden bir şeyimiz vardı, ligimiz vardı. Avrupa'daki Türk takımları yani ilk defa 4 Türkiye Ligi şampiyonu 4 ön eleme oynuyordu Allah'tan. Yani ilk 5 ligden birisi şampiyon oldu. Ve onların da şampiyon olan takım kendi liginde doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya geldi de 3 ön eleme oynuyor. Yoksa zaten Şampiyonlar Ligi'nde en kötü takım 4 ön eleme oynuyor. Yani en kötü takımlar, en kötü ülkeler seviyesine inmiştik. Avrupa Ligi'ne takım veremedik. Şimdi burada da öyle bir tercih gerekiyordu. Cesur bir adım ne olması lazım? Şampiyonlar Ligi'ne de mücadele edecek. Dolayısıyla bu sefer her bölgede çok iyi 2-3 adamınız olması lazım. Çünkü normalde zaten iyi takımlarda böyledir bu. Hem rekabeti geliştirir hem de Allah göstermesin bir sakatlık olduğunda bir şey olduğunda sizi hedefinizden şey yapmaz. Hele bu sene hakikaten çok iyi. Fenerbahçe'de çok iyi kadro kurdu. Bence geçen sene Beşiktaş'ın kadrosu çok iyiydi. Bu sene de birkaç eklemeler yaptılar. Eğer tutarsa daha şey olacak. Ama şöyle bir şeyden bahsediyoruz. Bir anda ligimizin şeyi değişti. Mesela ben geçen Haziran sonundan beri hep şunu diyorum. Bu sene nasıl Türkiye Avrupa'da 6 büyük lig yolunda böyle çok önemli bir konumlandırma yapar. Kendi ligini konumlandırmaya başlar. Bir mesaj verir. Ya 2 tane takımımız Avrupa'da yarı final oynarsa diye. Değil mi? Allah böyle bir şey düşündürüyorsa muhakkak bir şey olabilir yani. Peki bunların içerisinde Galatasaray olur veya olmaz. Onun için söylemiyorum. Yanlış anlaşılır. 2 tane Türk takımı Avrupa'da yarı final oynasın. Karşılıklı oynasın demiyorum. Birisi bir yerde oynar. Birisi bir yerde oynar. Bilemem. Ya ikisi de aynı şeyde oynar. Çünkü biz neye bakıyoruz? Ya bak 3 İtalyan takımı yarı final oynuyor diyoruz. Bu toplum açısından çok önemli bir gösterge. Belki bu sene o sene. Yani belki seneye daha da şey olacak. O yüzden yani Nelson'da da biz hep kalmasını istedik. O yüzden teklifleri şey yapmayalım diye. Nelson en son bir teklifte gitmek istedi. Konuştuk. Ve o konuşurken de söyledik.
bir oyuncu gelecek diye söyledik ya. O zaman peki, cesur kararlardan pardon özür dilerim. Şey Nelson'ları gibi sorayım. Çıkış maddesi diye bir şey konuşuluyor 25 milyon euroluk. Gerçekten var mı o? Nelson'da mı? Evet. Nelson'da şey olarak çıkış maddesi serbest var diye hatırlıyorum. Evet. Çok yüksek değil mi yani şu an yüksek. İçin? Ama bu çıkış maddeleri zaten yüksek koyulması lazım. Maalesef evet. Orada şöyle bir şey de var. Yine bencil kararla kulübe zarar verme. Ben özellikle hep bunu öneri söylüyorum ki kamuoyunu, taraftarımızı aydınlatmamız lazım ki onlar da doğruları istesin. İşte 25 milyon olunca kulüp içi muhalefet veya kulüp dışı muhalefet yıpratmak için yönetimi diyor ki 25 milyonluk adamı 15'e verdiler. Evet. Yani değil 25 milyon. Orada siz ufuksuz bir şey keşke 45 koy. O yüzden sordum çünkü zaten. Bir gün belki 40 yani veren olur. Veren olabilir. Niye yani? 10'a satabileceğiniz adamı belki 35 koymaya çalışmak. Yani bu arada onu da yükseltmek çok zor yani. Şeyler de, menajerler de, oyuncular da onu düşürmeye çalışıyor. Çünkü evet. Ne kadar o düşük tutulursa yani oyuncunun gitme olasılığı daha yüksek. Şimdi bu cesur kararlar sonucunda ortaya mükemmel bir takım çıktı. Bence Galatasaray tarihinin en iyi 2-3 kadrosundan biri çıktı. Manchester'da ne hissettiniz? Tribünde seyrederken biz burada zevkten dört köşe olduk o sonuç üzerine. Siz bu takımı kuran iki kişiden biri olarak, bu yapıyı oluşturan iki kişiden biri olarak tribünde ne hissettiniz? Yani çok tabii şimdi biz aynı zamanda taraftar olduğumuz için çok i̇şte güzel keyfi hisler şey. Yani çok hem çok duygulandık. Çok güzel. Önce heyecandan zaten sürekli ben maç içerisinde hep şey yaparım. Ne diyeyim? Durmaksızın dua ederim yani. Sürekli bir şey öyle kendi öyle bir şeyim oluştu diyeyim. Basket maçlarında normalde evdeyken daha şeydi. Böyle totemci bir insanımdır. İşte bizim locada işte maç izlerken hep senelerdir işte benim İskender var şeyim yol arkadaşım diyeyim işte aynı hem şoförüm hem yol arkadaşım işte yıllardır birlikteyiz işte İskender'e hep şey derim o biz golü yediğimizde kim girdi içeriye o var mıydı şu var mıydı falan herkese şey yaparım işte o mu girdi sürekli ya haftalarca yani yıllarca onu sorayım şu bir gün araba kullanıyor şey dedim İskender ikinci golü yediğimizde kim girmişti falan filan. İskender de dayanamadı şeydi. Ya Erdem Bey dedi. Belki sizden olmuş olabilir. Olamaz mı diye şey yaptı. Neyse. O yüzden ben maçta totem ve dua benim şeyim. Yani maç içerisinde ama bitince müthişti. Ben çok inanıyordum. Yani şundan dolayı. Bu iş yani inanmak hakikaten çok önemli bir merhale. Gerçekten inanmak. Yani çünkü başarmaya çok anlam yüklüyoruz ya. Hı hı. Her top dünya olarak yani sadece biz değil başarmak çok da bir gün yıllar önce CNN Türk'te bir Deniz Bayramoğlu'nun bir programı vardı 4 kişi katılırdı programın ismini unuttum böyle yıllarca sürdü 3 saat 4 saat süren bir şeydir programdır Türk tipi başarı diye bir şey konuşuluyor ben de davet edilmişim 8-9 yıl olmuştur belki 7-8 yıl işte dedim kimdi falan sonra işte dediler tamam kabul edeyim dedim sonra giderken ben hep böyle son dakika burada da gördünüz son dakika şeyimi işte arabaya bindim bir baktım veya bir gün önce miydi şey işte çok önemli işte Acar Hoca profesör işte Mümin Sekmanoğlu bu kişisel gelişimi şey yapmış sonra kim vardı bir de nöroloji profesörü o zaman doçentti işte ben ne yapacağım dedim ya bu işin insanı. Ben niye katılıyorum işte Deniz Bey'e programdan önce şeyi söyledim ya dedim ben dedim başarıya inanmayan bir insanım zaten. Başarı çok önemli bir kavram değil. Başarının önemsizliğine inanırım. O yüzden davet ettik zaten siz dedi. Yani başarı hakikaten insanı esir eden bir kavram. Yani kimse ben öyle derim Allah skor tutmaz yani Allah sizin şampiyon olmanız veya neye inanıyorsanız sizin şampiyon olmanızla bilmemlerinizle çok övülmenizle şununla bununla ilgilenmiyor yani. O yüzden de inanmak şöyle bir şeydir. Bir yani gerçek inanç bensiz bir inançtır. Yani biz başaracağız demezsin. Yeneriz herhalde ya dersin. O müthiş bir özgüvendir. Yani özgüvenle kendine güven böyle çok büyük iki ayrı kavram. Birbirinin zıttı. Vaktimiz varsa iki dakika bir şey anlatacağım. Bence böyle şeyler daha değerli konuştuğumuz şeylerden ama o yüzden hazır fırsat varken bir gün yine belki 7-8 yıl önce bir şeyde bilmiyorum zamanını belki daha önce daha sonra unutkan bir insanım.
işte New York'ta Harvard Club'da bir işte Harvard'ın bir şeyi var. Orada ben iki tane konuşmacı var. Ben de konuşmacıyım. Bir tanesi de Hamdi Ulukaya'ydı. O ana konuşmacı. Ben üvertür konuşmacıyım işte. Ben konuştum. Konuşunca çok güzel konuştuğumu düşünmüştüm. Ta ki o konuşana kadar. O böyle müthiş bir konuşmacı. Neyse çok etkili bir konuşma yapmıştı. Ben de şeyi anlatmak istiyorum. Yani kendine güven. Ben de bir Amerikan okulunda, yani Tarsus Amerikan'da okudum. Dolayısıyla kendine güven çok önemli falan filan. Kendine güven de başarı gibi boş bir kavram aslında. Yani tamamen reddetmiyorum ama çok da önemli bir kavram değil. Boş yanlış bir tanımlama oldu. Esas olay özgüven. Şimdi özgüven nasıl, şimdi kendine güven self confidence ya. Yani özgüven nasıl, ne denir özgüveni falan. Ben de özgüveni anlatmak istiyorum gerçek. Şimdi yani özgüven şöyle bir şey. Kendine güven nefsine güvendir. Yani ben kendine güveniyorsun. Özgüven de içindeki yaratana güvendir. Yani tam şeydir, Yunus Emre'nin çıkar kendini aradan kalsın sana yaradan güvendir. Yani bensiz güvendir. Ben İngilizcesini bulamadım çünkü kavram olarak yok şeyde. Sinan Yaman diye bir abim var. YGA vardır. Young Guru Akademi onun kurucusu. Onu aradım. O çok böyle retoriğe de hakimdir. İşte o da tasavvufla ilgilenir. Dedim ki Sinan abi özgüven nasıl derim dedim. Özgüven selfless confidence dedi. Yani aslında self confidence'ın tam tersi. Bensiz güven. Şimdi Manchester'a giderken ki benim içindeki güven yeneriz herhalde. Yani. Bence yenebiliriz diye düşündüm. Sonra şey aklıma geldi. Ya bunu herkese düşündürtmem lazım. Ne yapmam lazım? Hani git oyunculara bak biz bu maçı yeneriz ha falan desen çok alıştıkları bir argüman onların gönlüne girmeyebilir. Şimdi sürpriz yapayım işte o kağıt şeye bırakılan koltuğa bir kağıt bıraktırdım. Yani daha doğrusu bir ikili açılır kapanır. Yani biz oraya Manchester'ı yenmeye gidiyoruzu anlatan bir şey dedim. İşte bir tane tribünde birisi tek başına böyle ellerini kapamış duruyor. Tribün bomboş genelde hani yenildikten sonra öyle bir görüntü vardır ya şey olarak sembolize eder yenildiğini. İşte bu görüntüye kendinizi alıştırın diyor. Sonra arka sayfa açılıyor. Bizimkilerden birisi üçlü çektiriyor. Meşaleli bir taraftar var. Çünkü biz oraya Manchester'ı yenmeye gidiyoruz diye. Şimdi ben öyle düşünüyorum. Biz oraya Manchester'ı yenmeye gidiyoruz. Sana Allah gönlüne bir şey veriyorsa veya bir hayal kurduruyorsa ama bensiz bir hayal yani. Manchester'a gideceğiz, yeneceğiz. Vay herkese göstereceğiz kim olduğumuzu diyorsan. Veya gideceğiz, yeneceğiz de herkes işte Ahmet'i, Mehmet'i, Erden'i işte Dursun Başkan'ı konuşacak diyorsan yaptırtmıyor. Ama ya bir gidelim belki yeneriz diyorsa. O yüzden başarı kavramı dedim. Bu çünkü başarıyla başarısızlık eşit kıymete sahiptir. Yani başarmak da güzel bir şey. Bayern Münih maçı için aynı düşüncelere sahipsin. Evet niye buradayken yenmeyelim? Yani bu şunun için yenmek için dersin yenebiliriz yani. Bayern Münih 6 sezondur herhalde Şampiyonlar Ligi'nde değil mi? 24 maçın 23'ünü galip elemelerde hep geldi. Kazandı. Yani tüm Şampiyonlar Ligi gruplarında bir tane de beraberliği var diye. Yani yenilebilirsin. Bayern Münih Tottenham'a kaç atıyor? Yani öte Liverpool'a kaç atıyor? Yani bunları şeyle. Ama iki sonucu da önemsememek. Yani bizim işin insanın temel sorumluluğu çaba. Çabadan başka hiçbir şeye sorumluluğu yok insan. O yüzden insan zaferden sorumlu değil, seferden sorumlu. Doğru düzgün çaba göster, sonucunda olacaktır zaten. Biz Bayern Münih'i yenebiliriz, 3 de yiyebiliriz. Bilemem yani. Ama yeni bir transfer çabanız var mı devre arası için? Planlarınız? Yani sürekli analiz eden bir ekibimiz var. Orada transferle ilgili daha mesela demin biraz önce programın ilk bölümünde her mevkinin bir oyuncusu olduğunu hemen hemen söylediniz ama yani sürekli oynayan iki tane oyuncu var. Biri Muslera, alternatifi çok tabii ki var bir yedek kalecileriniz ama Günayda, diğeri de Icardi. İyi bir ve her maçta Günayda oynuyor. Ve şöyle eleştiriler de yapıldı. Yani tamam Icardi gibi bir oyuncu bulmak zor ama en azından kulübede daha iyi bir oyuncu olabilir diye. Buna katılıyor ama musunuz? Ben ona katılmıyorum. Yani şöyle bir şey. Ya da Icardi golcü alacak mısınız? Bakan bu ya şans verilmiş lazım. Bir oyuncu. Ya bakın Kaan Ayhan geçen seneki Kaan Ayhan bir de bu seneki Kaan Ayhan. Ne farkı var? Daha fazla süre buldu. Yani bir oyuncunun, ben bunu birçok oyuncudan duydum. Sonradan girdiğim hiçbir maçta iyi performans gösteremedim diye. Şimdi biz ara sıra son 10 dakika, 3 maçta bir olan oyuncunun performansını değerlendiremeyiz. Değerlendirirsek haksızlık ederiz. Sonuçta ben hiçbir şeyi, yanlış transfer yaparız, çok normal, hiç öyle bir iddiam yoktur. Yani aldığımız oyuncuyu, kendi daimi yaptığımız yönetimdeki hatamızı söylüyorum. O yüzden hiç şey, ama bakan bu geçen sene yani Yunanistan Ligi'nde gol kralı olmuş. Çok hani ciddi bir şey var bir yedek golcü için. Çünkü bir de hangi tip golcü yani? Icardi tipi golcü aramıyorduk zaten. Biz daha hani sonuçta baktığında
savunma arkasında koşu yapabilen, pres gücü, yüksek ön alan baskısı olabilen böyle bir oyuncu hocanın şeydi ki tamamen Bakanbu'yu şey olarak istediler. Yani hocanın analizine göre de. Bir transfer çok tartışıldı. Bir gece yarısı Vecino transferi Galatasaray bitiriyor dendi. Sonra taraftarlar hashtagler istemiyoruz işte. Sonra bir anda Ndombele'ye döndü. Orada neler oldu ki? Vecino da Lazio'da harikalar yaratıyor bu arada. Yani şunu söyleyeyim. Çok iyi bir transfer olacaktı aslında. Maalesef şöyle bir şey var. Yani bir şeyden bir ateş yakılıyor. Yani bu bilinçli olarak yakılıyor demiyorum ama biz genelde marka isim böyle bir şeyimiz var. Yani sonuçta bizim oradaki ihtiyacımız yani Vecino'dan önce olan isimler vardı ama dediğim gibi harcama limitimiz olmadığı için bizim yani 5 hafta beklettiğimiz oyuncu harcama limitimiz olduğunu kulübüyle pazarlık ediyoruz. Hatta 40 gün Ndombele. Yok birçoğu vardı yani şöyle söyleyeyim bir tanesi öyle diğeri ondan daha az öteki ondan yani bunların içerisinde Genduzi de var o da var yani şimdi isimleri tek tek saymayayım ama ne yapmamız lazım? Kulüpleriyle pazarlığı yapmamız lazım. O pazarlığı yavaş yavaş yapmamız lazım. Çünkü pazarlık bitse oyuncu diyecek ki tamam hadi sağlık kontrolüne gidelim. Evet. Sağlık kontrolüne çağırdınız. Sağlık kontrolünden geçti. Harcama limitiniz olmadığı için oyuncuyu getirdiniz ve transfer edemiyorsunuz gibi bir yani yarın istifa etmeniz gereken bir saçma sapan bir durumla karşı karşıya. Bunun için ne yapmanız lazım? O süreci mümkün olduğu kadar uzatıp o harcama limitinizin geleceği ana kadar yaymanız lazım. O süre içerisinde oyuncular artık sürecin uzamasından dolayı sizi gayri ciddi görebiliyor. Veya gerçekten birinci, çünkü bir sürü de isim çıkıyor. O sırada diyor ki demek ki birinci tercihleri ben değilim, birinci tercihleri o diye düşünebiliyor. O güveni tutmanız lazım. Yani gerçekten bir oyuncu iki hafta bekletmek bile çok zor bir şey. Tabii. Çok zor bir şey. Yani. Çünkü oyuncular en ufak bir konu olduğunda hemen sonuçlanmasını isterler. Çok şey olarak alışmamışlar böyle bir şeye. Siz kulübüyle olan pazarlığı daha yaymanız, uzatmanız gerekiyor. Buradaki bizim istediğimiz oyuncu 6 da oynayabilecek bir 8 numara. 6 fonksiyonu da olabilecek bir şeydi. Çünkü veya Torreira'nın 8 oynayabildiği için 6 da oynayabilecek bir oyuncuydu. Çünkü Torreira 8 oynayabiliyor. Bu böyle bir oyuncu olduğu için Vecino'yla şey yapıldık. Yani biz imzalı şeyi bile attık. Bizim taraf attı. Evet. Sonra işte Sarri Lazio'nun sahibine giderse ben olmam diye dedi. Yani geçenlerde evet. Sarri'den öyle bir açıklama da geldi. Yani doğru. Bunu da şey yapabilir. Ama ona bile şey inanılmadı. Ondan sonra Ndombele çok iyi bir oyuncu kesinlikle. Buna bir hiçbir şeyim yok. Ama Ndombele bir 8. Vecino da iyi bir sezon geçiriyor. Bakın Vecino geçen sene de iyi bir sezon geçiriyor. Buradaki olay şu. Bir şey yapmadığımız için öyle görüyoruz ama Vecino'dan çok daha üst seviyede, Vecino da çok iyi bir oyuncu ama Vecino'dan çok daha üst seviyede istediğimiz oyuncuları almak için şey yapmadık mı? Yaptık ama birkaç isim günü, verebilir misiniz? Yani işte şeyleri. Genduzi'yi söylediniz. Amrabat. Amrabat. Son Manchester Mane United, vardı son, galiba. Mane. Yok sadece bir defa ben telefonla konuştum yani. Oradaki olay hani. Başka bir Dybala şey. Var mıydı? George Gardi Galatasaray yani, için görüştüm. Ya, George bize söyledi oradaki şeyle. Yani ama ben Dybala'yla kendim görüşmedim. Yani evet. o bize söyledi sadece. Sadio Mane ile bir görüşmeniz oldu yani Sadio Mane. Evet telefonla konuştum. Yani ben genelde oyuncuları yanına giderim yani. Konuşurum, tekrar giderim. İşte şey yaparım. Onunla konuştum ama yani bu şey için değil transfer için konuşmadım yani normal tarihini hatırlama yok hiç transfer konuşması değildi Afrika'da yaptığı o da kendi ülkesinde şeyler yapıyor bizde bizim NEF Vakfı'nın da Senegal'de yaptığı şeyler var onunla ilgili bir şey asıl şeyi de soralım da çok önemli çünkü ama asıl konuya da geleceğiz paralel transferi olsun bu sizin. Çok heyecan uyandırmıştı herkeste olmadı Galatasaray'ı oyaladığı söyleniyor oyuncunun yani yok i̇şte Parades Roma'ya gitmeden evet hiçbir zaman yani bir kere Parades bizim o zamanki yani Parades de çok iyi bir oyuncu evet. Öyle hani birinci şeyimiz değildi yani ama hiçbir zaman ben Galatasaray'a tamamen geliyorum demedi. Hep düşünüyorum dedi. O yüzden bir oyalama gibi düşünmüyorum.